İçer gündeminden herkese iyi akşamlar diyelim. Ben Mehmet Uysal. Evet, haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Tabii pazar gecesi, daha doğrusu pazartesiye bağlayan gece ülke olarak çok büyük bir kaosla uyandık. Maraş merkezli iki büyük depremle uyandık. Önce 7.4 diye açıklanmıştı. Sonrasında 7.7 olarak düzeltilmişti, daha doğrusu güncellenmişti. Hemen devamında birkaç saat sonra diyelim, öğle saatlerinde yine ikinci bir büyük deprem, yine Maraş merkezli bir deprem gerçekleşmişti, 7.7 büyüklüğünde. Tabii bu sadece Maraş'ta değil, 9 il, toplamda 10 ilde çok derinden hissedildi. Hatta Mersinliler olarak bizler de oldukça yıprandık diyebiliriz. Özellikle gece o büyük depremde ve sonrasında öğlen yaşanan depremde vatandaşlar sokaklara çıkmak zorunda kaldı. Tabii Mersinliler olarak bizler o esas depremin yaşandığı o 10 ilde, 10 merkezden daha şanslıydık ama şanslı olmayanlar vardı maalesef. Ülkemizin en büyük gerçeği deprem. Bir deprem ülkesiyiz. Fay hatlarının geçtiği yerler, her şey belli aslında ama nedense bir türlü ölümlerin, hani deprem öldürmez, binalar öldürülür, binalar öldürür deriz ya, nedense bir türlü bu ölümlerin önüne geçemiyoruz. Üç gündür bütün medyada, sosyal medyada dahil televizyon ekranlarında depremle ilgili görüntüleri sizlere aktarıyoruz. Bizler de aktarıyoruz, ulusal medyada aktarıyoruz, izliyorsunuz da, hatta sosyal medyada daha fazlasını da izliyorsunuz. Biz bugün biraz o depremin güzel tarafını, hani depremin güzel tarafı olmaz tabii ama en güzel tarafı gelen müjde, o enkaz çalışmalarındaki müjdeleri biraz sizlere yansıtmaya çalışacağız ve oradaki çabayı sizlere göstereceğiz. Çünkü gerçekten hava şartlarıyla birlikte oldukça kurtarma ekipleri de zor anlar yaşıyor. Bir de o enkazın altında olanları düşünecek olursak gerçekten bazen imkansız hale gelebiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da üçüncü günle birlikte bugün Maraş'taydı, merkez üstündeydi depremin. Orada hani müjdeli haberler verdi diyeceğim ama o müjde kelimesinin altını çizmek gerekiyor. Zira bir insanın hayatından daha değerli, daha önemli hiçbir şey olamaz, mümkün değil. Ama yine de bir nebze olsun bundan sonrası için işte neler yapılabilir gibi ve o yaraları sarmak anlamında Cumhurbaşkanımızdan iki önemli kritik açıklama geldi. Bunlardan bir tanesi Mersin'i de ilgilendiriyor. Haberi izleyelim. Büyük bir felaketle baş başayız ve pazartesi 4.17'de gerçekleşen deprem felaketi malum 10 vilayetimizi vurdu ve bu 10 vilayetimizin merkezi de burası Kahramanmaraş'tı ve Kahramanmaraş'ta bu deprem ilk alımını buradan yaşadık. Ve ondan sonra da dalga dalga malum 10 vilayetimizde bu gerçekleşti. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Burada benim vatandaşlarımın, benim milletimin bugüne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse, inanıyorum ki bu felakette de aynı sabrı şu ana kadar benim vatandaşım gösterdi. Bundan sonra da yine gösterecektir. Özellikle bir duyuruyu daha yapmak istiyorum. Şu anda benim vatandaşlarımdan Antalya, Alanya, Mersin gibi illerimizde otellerle görüşmelerimizi yaptık ve bu görüşmelerle buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarım olursa biz vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız. Kendileriyle görüşmelerimizi yaptık ve çok ciddi sayıda da şu anda bir oda kapasitesine ulaştık. Vatandaşlarım olur ya, yani bu çadırlardan memnun olmayabilirler ama
Antalya, Alanya, Mersin buralardaki otellere yerleşmeye evet derlerse kendilerini oralara yerleştirmek suretiyle tüm imkanlarımızı orada da seferber edeceğiz. Yeme, içme, yatma her şey o otellerde karşılanacak. Çünkü bugün birlik olma zamanıdır, dayanışma zamanıdır ve bizler şu anda bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz ve inşallah şu an itibariyle bazı hazırlıkları yapıp hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli desteğimizi inşallah vereceğiz. Şu an itibariyle Hazine Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize inşallah onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık. 10 biner lira inşallah bu ailelere bizler şu anda hükümet olarak ulaştıracağız. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iki müjdeli haber verdi. Tabii az önce de belirtmiştik, hiçbir şey bir insan hayatından daha değerli değildir ve bu bir müjde kabul edilemez ama yaraların sarılması da gerekiyor. Sonuçta hayat devam ediyor. Her bir aileye 10'ar bin TL ödeme yapılacağından bahsetti Sayın Cumhurbaşkanımız ve 3 ili işaret etti. Antalya, Alanya, tabii Antalya'nın ilçesi Alanya ve Mersin'de birçok otelle anlaşma yaptıklarını ve eğer çadırlarda kalan o depremzedeler isterlerse, bu mecbur değil, isterlerse buradaki otellere yerleştirilecekler ve ücretsiz bir şekilde hayatlarını en azından şimdilik devam ettirecekler. Tabii yıkılan, işte o birçok bölgede, o 10 ilde özellikle Hatay ve Kahramanmaraş'ta, tabii diğer illerde de çok büyük zararlar var ama özellikle bu iki ilde neredeyse bu iki ilin haritadan silindiği konuşuluyor. İşte buralarda ve birçok yerde daha önce olduğu gibi TOKİ ile birlikte bazı çalışmaların yapılacağından bahsetti Cumhurbaşkanımız ve önemli açıklamalar yaptı gerçekten. İnşallah bir daha yaşanmaz diyelim. Temennimiz bu yönde olsun. Hani bahsetmiştik az önce, devam ediyoruz tabii ki şimdi. Güzel haberler vermeye çalışacağız bugün. Tabii depremin ne kadar güzeli, ne kadar müjdesi olur bu da tartışılır ama en azından yaralandığımız bu süreçte güzel birkaç haberi de ekranlara vermek isteriz. İşte onlardan bir tanesi de Adıyaman'da gerçekleşti. 10 yaşındaki Betül 47. saatin sonunda nihayet kurtarıldı. Adıyaman'da göçük altında kalan 10 yaşındaki Betül 47 saat sonra kurtarıldı. Kayıyor yavaş yavaş. Alttan tutun. Göçük altından çıkarılan Betül'ün ilk isteği soğuk içecek olurken dedesi gözyaşlarına boğuldu. Betüşüm, Betüşüm. Betüşüm. Tamam. Bak baba burada. Fuat dedi. Ambulans alayım. Tamam. Güldü bak. Tamam. Bir daha de. Bak gülüyor sen. Tamam. Betüşüm. Ben kimim kız? Açacaksın. Tamam. Sadece bir şey diyeyim sadece. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Fuat dedi bakayım. Bir saniye. Gece saatlerinde komandolar tarafından binadan ses duyulması üzerine arama çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan 4 saatlik çalışmanın ardından küçük Betül'e ulaşıldı. Göçük altından sedye ile çıkarılan Betül'ü vatandaşlar dakikalarca alkışladı. Betüşüm. Betül'ün ilk isteği soğuk içecek olurken dedesi ve babası gözyaşlarına boğuldu. Tamam, güldü bak. Tamam. Bir daha de. Bak gülüyor sen. Tamam. Tabii ki yanlarını hiç bırakmıyorlar. Tabii yürek burkan görüntüler bunlar. Bir noktada da bizi sevince boğan görüntüler. Hani böylesine
zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte böylesine güzel müjde, işte o depremin güzel olan tarafa en azından 47. saatin sonunda 10 yaşındaki Betül'ün kurtuluşunu izledik. Tabii bu tarz çokça görüntüler var. İnşallah daha da artar. Ölümlerin yerine bu tarz kurtarılan haberler yer alır. Tabii rahmetli Nedim'in çok güzel bir sözü vardı. İnsan bazen kim olduğunu unutur, kim olmadığıyla ilgilenir diye. Gerçekten bazen kim olduğumuzu unutuyoruz. En önemli unsur insanlık için vicdandır. Yani başımızı yastığa koyduğumuzda o vicdanımızın rahat etmesi gerekiyor. İşte o enkazların görüntüleriyle birlikte o binaların nasıl yapıldığını izliyoruz. Yani o müteahhitlerin şu haberleri çok iyi bir şekilde izleyip biraz vicdan sahibi olmaları gerekir. O para hırsını da bir noktada törpülemeleri gerekiyor. Yani kazançla kazancın kölesi olmak aynı şey değildir derdi rahmetli nenem yine. Tabii güzel haberlere devam edeceğiz. Şimdi de Antep'e gideceğiz. Gaziantep'te de iki kız kardeş. Bu kez de onlar da 37. saatin sonunda kurtuldular. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler ciddi hasara neden oldu. Depremi derinden hisseden Gaziantep'te de iki kız kardeş, 6 katlı gölgeler apartmanının enkazından 34 saat sonra sağ çıkarıldı. Enkaz altındakileri sağ olarak kurtaran ekipler vatandaşların alkışlarıyla karşılandı. Enkazdan çıkarılan iki kız kardeş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Evet, yine bir kurtarma operasyonunu izledik bir enkazdan. Az önce Betül, şimdi iki kız kardeş. İşte o müteahhitler bu haberleri iyi izlemeleri gerekiyor. O vicdanlarını burada ölçmeleri gerekiyor. Tabii depremlerde ya da afetlerde, doğal afetlerde en önemli şey bir an önce harekete geçmek ve kurtarma operasyonunu başlatmaktır. Bu da ülkemizde en önemli kurumlardan birisi olan AFAD tarafından ve tabii ki emniyet güçleri ya da işte jandarma, askeri birlikler gibi kişiler tarafından, kurumlar tarafından yapılıyor. İşte AFAD'la Mehmetçik el ele verdi ve ortaya güzel görüntüler çekti. Yine bir kurtarma operasyonu. Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöken bir binadan Mehmetçik ve AFAD ekipleriyle birlikte vatandaşların da desteğiyle 65 yaşındaki kadın sağ olarak kurtarıldı. O anları endişeyle takip eden kızı ise mutluluk gözyaşı döktü. Etrafında hareket var mı Azize? Etrafında bir şeyler hareket ediyor mu? Evet, tutmuşlar. Deprem sonrası kurtarma çalışmalarını yürüten Mehmetçik ve AFAD ekipleri Fener Caddesi'nde çöken 6 katlı binadan ses duydu. Ses duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Etrafında hareket var mı Azize? Etrafında bir şeyler hareket ediyor mu? Ekipler enkazda 65 yaşındaki Azize Subaşı'na ulaştı. Ekiplerini ve gönüllülerin çabalarıyla Subaşı göçükten yapılan çalışmayla çıkarıldı. Kurtarılan kadın hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evet, insanların gözyaşları dinmek bilmiyor. Nasıl dinsin ki diyeceğiz tabii. Bir yandan enkaz çalışmaları, kurtarma çalışmaları devam ediyor bu şekilde. Tabii sosyal medya işte yine maalesef günümüzün en memleketimize diyelim zarar verdiği unsurlardan bir tanesi. Teknoloji gelişiyor, sosyal medyayı kullanmak çok önemli ama doğru kullanmak en güzeli. Ama maalesef işte yine bazı kişiler bu gibi durumlarda ortaya çıkabiliyor ve ülkeyi bir şekilde kaosa sürüklüyorlar. Yani öyle videolar paylaşılıyor ki. Neyse ki emniyetimiz bu gibi durumlarda en azından belli bir kesim kapsamında işlerini yapmaya devam ediyorlar.
istemeyiz öyle görüntüler olsun. Tabii bu görüntüleri de istemiyoruz ama yaşandı. Bundan sonrasına bakacağız. Tabii depremde sadece insanlar değil, hayvanlar da zarar görüyor. Zira evlerimizde beslediğimiz ya da işte sokaklarda yaşayan birçok hayvan da bu depremden etkilendi. Ve şimdi öyle bir haber gelecek ekranlara. 7 kişinin kurtarıldığı bir apartmanda bir de köpek hayata tutundu. Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem 10 ili etkilerken, depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde birçok bina yıkılırken onlarca insan enkaz altında kaldı. Ekiplerin başlattığı arama çalışmaları devam ederken gün içinde 7 kişi sağ olarak çıkarıldı. Ekiplerin arama yaptıkları sırada yavru bir köpeğin sesini duyan ekipler, onun da canını kurtarmak için harekete geçti. Yapılan çalışmayla balkona çıkarılan köpek, ekipler tarafından oradan alınarak kurtarıldı. Köpeğin sesini duyduğunu ve kurtarılması için kapının önünde beklediğini söyleyen bir kadın, korktuğu görülen ve titreyen köpeği sahiplendi. Ben saydınız abla, köpeği saydınız. Hayır, ama kurtarılan birileri vardı, gördüm. Bundan beri onu bekliyordum, gidiyor geliyor sahibi. Evet, şimdi yine ekranlara bir kurtarma operasyonu gelecek. Bu kez biraz yürekleri burkan bir haber olacak. Tabii en çok etkilenen bölge merkez üssü olduğu için Kahramanmaraş. Binalar yıkılmış durumda. Hala çalışmalar, o kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yine o enkaz altında kalan 20 yaşındaki Melisa da kurtarıldı. O esnada babası gözyaşlarını tutamadı. Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı bir binanın enkazında kalan 20 yaşındaki Melisa, depremden 51 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Eşi ve iki çocuğunu depremde kaybeden babaysa, kızı Melisa kurtulunca gözyaşlarını tutamadı. Bak bak, sarıl, çekil bakayım bir. Bak bak, bak güzel bakıyor kızım. Kızım, deneyeyim de, bekliyoruz bak sen de. Tamam. Melisa. Bak burada bak. Tamam. Hadi, artık tamam. Tamam, tamam. Gel, gel, gel. Depremin ardından arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler yıkılan binadan şu ana kadar 12 kişiyi sağ kurtarırken 2 cansız bedene ulaşıldı. Çalışmalar sırasında Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nden takviye olarak gelen polis ekipleri ses duydu. Ekiplerle birlikte sesin geldiği bölgede çalışma yoğunlaştırıldı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmanın ardından 20 yaşındaki Melisa Andız enkaz altından yaralı olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Melisa'nın çıkarılmasıyla ambulansa binen baba gözyaşlarını tutamadı. Ben iyiyim. Akrabalar kimlerdi? Evet, bir genç kızın en büyük aşkıdır babası derler. Gerçekten öyle bir haberi izledik. Tabii Melisa kurtuldu ama ailenin diğer fertleri maalesef hayata tutunamadılar. İşte birileri kurtarılırken birilerini kaybediyoruz. Böyle bir deprem durumu yaşanıyor o 10 ilde. Tabii demiştik. Merkez üssü Kahramanmaraş ve en çok yara alan maalesef vefat haberinin geldiği iki il var. Kahramanmaraş ve Hatay. Şimdi Maraş'a tekrar devam edeceğiz. Her zaman bizim böyle doğal afetlerde destek amaçlı en önde ilk olarak gelen Azeri kardeşlerimiz var. Yine bizi yalnız bırakmadılar. 375 kişilik bir Azerbaycan grubu bu kez de Kahramanmaraş'a geldiler ve hayat kurtarmaya çalıştılar.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Azerbaycan'dan gelen 375 kişilik ekip enkazda kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve şehir merkezinde de büyük bir yıkıma neden olan depremin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Fovgalade Halar Askeri Arama İtfaiye Birliği'nden gelen 375 asker ve itfaiye eri Kahramanmaraş'ta görev yapmaya başladı. Aynı 2000-2021 yılında Marmaris'te çıkan orman yangınlarına da katılarak büyük destek verdiği bildiriliyor. Evet, Azeri kardeşlerimiz bizi yine yalnız bırakmadılar. Daha önce bırakmadıkları gibi tabii sadece Azerbaycanlı kardeşlerimiz değil, dünyanın birçok yerinden kurtarma ekipleri de ülkemizde şu anda o deprem bölgesinde ve enkaz kurtarma ekipleriyle birlikte çalışmalarını devam ediyorlar. Dünyanın bir kez daha birlik beraberlik çerçevesinde bulunduğu bir afet yaşıyoruz. Japon bilim insanları bile çıktı dedi ki dünya tarihindeki en büyük kara afeti diye belirttiler. Gerçekten inanılmaz bir durum. Üst üste birkaç saat arayla belki de üst üste yaşanan iki büyük deprem. Tarihte elbette ki var 9.8'lik Japonya depremi var vesaire gibi ama ülkemiz açısından ve oluşturduğu tahribat açısından ve tabii ki maalesef vefat sayısı açısından ki devamlı artıyor. Bir ara maalesef pandemi döneminde o hastalananların sayısını bekliyorduk. Şimdi maalesef ekranları başımda vefat sayılarını bekler olduk. İnşallah daha da fazlası olmaz, gelmesin zaten ama durum bu maalesef. Şimdi Hatay-Mersin arasına gideceğiz. Zira Hatay'da çok büyük tahribat gördü ve neredeyse haritadan silindi diyebiliriz. Öyle bir yıkım yaşandı Hatay'da da. Tabii oradaki yaşananlardan dolayı oradaki depremzedeler, yaralı depremzedeler nereye gönderilecekti? En yakın illerden bir tanesi Mersin'e gönderiliyor. İskenderun gemisiyle birlikte o depremzedeler Mersin'e getirildi ve şehir hastanesi, tıp fakültesi gibi birçok noktaya sevk edildi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki depremde yaralanan depremzedeler, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı İskenderun gemisiyle Mersin'e getirildi. Mersin Limanı'nın Akdeniz Bölge Komutanlığı rıhtımına yanaşan gemiden ambulanslara taşınan 95 yaralı şehirdeki hastanelere sevk edildi. Diğer yandan bugüne kadar Mersin'e biri Milli Savunma Bakanlığı'na ait helikopter olmak üzere ambulanslar ve sivil araçlarla toplam 1217 yaralı depremzede getirilerek şehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Burada. Tamam mı? Tamam. Ellerine baktık. Zahit geçene. Evet, Mersin'e getirilen depremzedelerin hastanelerde tedavileri devam ediyor. Tabii işin karışık noktası da var. Getirilen kişilerin isimleriyle alakalı biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Yani buraya gelenlerin yapılan o isim listelerimde işte kim nedir ne değildir gibi bazı sorunlar da beraberinde getirdi. Ama sorun bu olsun. Yeter ki insanlar hayatlarını kaybetmesin, yaşamaya devam etsinler. Şimdi Mersin'e devam ediyoruz tabii ki. Mersin de çok yakından hissetti bu depremi. Özellikle pazar gecesi, işte o pazartesi sabahı olan 7.7'lik depremle o 7.6'lık depremde de Mersin de çok derinden hissetti. Bayağı bir sallandık gerçekten. Kurumlarımız da, yani belediyelerimiz de kendi imkanları doğrultusunda Hatay'a, Kahramanmaraş'a, Adana'ya, işte o 10 ile destek vermeye gittiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de o bölgedeydi, Hatay'daydılar. Onlar da enkaz altında yaşam mücadelesi verenlere can oldular.
Aynen abi, gelebilir misin yavaş yavaş? Gelebilirim. Ayaklarına dikkat et. Tamam. Sağa sola kestirme abi kendini. Çıktıyız, işimiz kolaylaşsın. Gel abi. Gel abi. Gel Ayhan abi, gel. Maşallah. Hatay'ın Antakya ilçesinde göçük altında kalan baba kız, ekiplerin yoğun çabaları sonucu saatler sonra göçük altından sağ kurtarıldı. Tamam 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 Zeliha. Uyuşuk o Zeliha, uyuşuk. Bak ben omzumu hissetmiyorum. Bütün gün omzuma kaldım ya böyle. Bu ayağımı da hissetmiyorum. Şimdi düzeliyor işte. Depremde en çok yıkıma uğrayan bölgelerden biri olan Antakya'da ülkenin birçok bölgesinden giden arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Maşallah. Abi ayakta dur. Abi şey alayım. Az ayağın kendine gelsin abim. Bu ekiplerden biri olan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri depremden saatler sonra enkaz altında kalan babayla kızına sağ olarak ulaştı. Maşallah. Hayır abi, iyisin değil mi abi? Çok şükür abi. Allah'a şükürler olsun. Sıkıştığı beton blokların altında ekipleri görünce gözyaşlarına boğulan ve isminin Zeliş olduğu öğrenilen kız çocuğuyla babası, yoğun çabalar sonrası enkazdan çıkarıldı. Senin durumun daha iyi. Tamam teyzem, tamam. Ayhan abi, gelebilir misin yavaş yavaş? Gelebilirim. Ayaklarına dikkat et. Zeliha, suratına dikkat et annem. Sarıl bana. Sarıl. Yaralı çıkarılan babayla kızı bölgedeki hastanelere sevk edilirken aynı enkaz altında kalan anne ile oğlunun hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Tamam. Afo, biraz sen gel çalış. Tamam abi. Evet, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekibiyle birlikte deprem bölgesinde desteğini devam ettiriyor. Tabii bu gibi afetlerde en önemli olaylardan bir tanesi de kurtarmak kadar sonrasını da düşürmek. Zira bu 10 bölgede evet enkaz altından kurtarılan vatandaşlarımız da var ama sonrasında şartlar gereği, çünkü hava gerçekten çok soğuk. Yani üzerinize yıkılan binalardan bahsediyoruz. Hava şartlarıyla birlikte birleştiğimde çok farklı sağlık sorunlarıyla beraber devam ediyor ve insanlar depremden kurtarılıyor ama şartlardan hayatını kaybedenler de var. Böyle olmaması için de işte eşyalardan tutun da gıdalara kadar birçok konuda ülkemiz fedakar bir şekilde yardımlarına devam ediyor. İşte Mersin Büyükşehir Belediyesi de Mersin'de başlattığı ucuz ekmek, yani o Mersin ekmek konusunda Mersin'le hiçbir şekilde ekmek verilmeyecek ve o ekmeklerin tamamı o deprem bölgelerindeki depremzedelere verilecek. İşte haberimiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi depremin yaşandığı bölgelerde vatandaşların yanında olmaya ve yaraları sarmaya devam ediyor. Depremin yaşandığı andan itibaren ekiplerini deprem bölgesine gönderen büyükşehir, Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Adana, Malatya ve Adıyaman'a ulaşarak arama kurtarma faaliyetlerine destek veriyor. Kınalım. Ya at. Çık abi. Kemal abi. Gel. Sakin. Kemal abi. Büyükşehir Belediyesi depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için acil ihtiyaç ürünlerini bölgeye ulaştırmaya devam ederken deprem bölgesinde çok fazla gıdaya ihtiyaç duyulmasından dolayı Merek Halk Ekmek Fabrikası'nda günlük üretilen ekmeklerin tamamı depremzedelere gönderiliyor. Tabii daha fazlası gerekiyor, yetmez. Yani 10 ilden bahsediyoruz, milyonlarca insandan bahsediyoruz, milyonlarca da hayattan bahsediyoruz. Sadece depremzedeler için değil, orada o enkaz çalışmalarında bulunanlar için de bu gıda maddeleri ya da işte o soğuktan korunmak için gereken eşyalar daha fazlası gerekiyor. Şehrimizde de işte belediyelerimiz bu şekilde destek olmaya çalışıyor. Yani düşünün ki biz burada Mersin'de çok soğuk diyoruz, üşüyoruz diyoruz, elimiz titriyor diyoruz. Yüzümüze yansıyor, yaşamımıza yansıyor. Bir de oradaki yaşananları düşünün. Ya da burada işte biraz aç kaldığımızda hemen mızmızlanmaya başlıyoruz. Ama işte oradaki insanların durumunu düşünmek de gerekiyor. Bugün, yani o gün bugün değil, artık orada bugün sadece tamamen depreme odaklanmamız gerekiyor ve oradaki daha fazla insana ulaşmamız gerekiyor. Mersin'deki belediyeler de bu yönde çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de
Toroslar Belediyesi daha önce de bir tır göndermişti, ikinciyi de göndermişti ve Toroslar Belediyesi yetmez dedi, üçüncü tırı da yola çıkardı. Toroslar Belediyesi'nin merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında başlattığı yardım kampanyasına tüm Mersinliler yoğun destek verirken 3. yardım tırı da afet bölgesine doğru yola çıktı. Toroslar Belediyesi'nin acil durum afet ekibinin ardından zabıta müdürlüğü ekipleri de yardım tırlarıyla birlikte afet bölgesine gönderildi. 33 kişilik ekip iş makineleri ve ekipmanlarıyla depremzedelere destek vererek umut oluyor. Tüm hemşehrilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, Cumhuriyet tarihinin en büyük afeti olan depremin yaralarını hep birlikte sarmak için tek yürek olduk. Yardım kampanyasına destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz, dedi. Evet, güzel görüntüler. Yani yaraların da sarılması gerekiyor. Hatta bugün 85 yaşındaki bir teyzemiz de evindeki bütün malzemeleri o enkaz çalışmalarında işte o depremzedelere ulaştırılması için yardım kuruluşlarına bağışlamış. Hatta kendisi de yardımcı olmuş. 85 yaşındaki bir teyzemizden bahsediyoruz. Şartlara uygun olan herkesin kendisini zorlaması gerekiyor. Bu yardımlara yani maddi manevi bir şekilde destek olması gerekiyor. Sadece oturduğumuz yerden işte ahlar çekip vahlar çekip keşke olmasaydı dememek gerekiyor. Bir noktada bizlerin de en azından yapabileceğimiz şeyleri maksimum seviyede yapmamız gerekiyor. Çünkü insan olmanın en büyük getirisi, en büyük özelliği de bu. Bahsetmiştik yayının başında, vicdan sahibi olmak. Şimdi Mersin'e devam ediyoruz. Mersin'de demiştik, belediyelerimiz desteklerine devam ettiriyor. Tabii vatandaşlar da bir noktada ellerinden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyorlar. Mutlular da, mutlu vatandaşlar da o depremzedeler için biz de varız dedi. Mersin'in Mut ilçesinde mutlu vatandaşlar depremzedeler için seferber oldu. Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Mut Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü, Mut Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Mut Kızılay önderliğinde toplanan iki tır dolusu yardımın deprem bölgesine gönderilmesinden sonra bugün de Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Şube Müdürlüğü tarafından toplanan yardımlar şantiye deposunda toplanıp kolilere konduktan sonra Mut Şube Müdürlüğü önünde toplanan yardımlarla birlikte bir kamyon ve bir kamyonete yüklenerek Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne gönderildi. Kolilenen yiyecek, içecek, giyim ve diğer malzemeler içerisinde ağırlıklı olarak çocuk bezi, ıslak mendil, su kolileri, kadın hijyen paketi gibi birçok malzeme Mersin'den deprem bölgesindeki depremzedelere gönderilecek. Evet, gün birlik günü, gün beraberlik günü, gün yardımlaşma günü. Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in çok güzel bir sözü var. Bir ikiden, iki birden üstün değildir. Birleştiniz buyurmuş. İnsanlık bunu gerektiriyor. Gerçekten güzel görüntüler umuyoruz. Hani bir daha yaşanmasın elbette ama sonuçta yaşanan bir afet var ve bunu minimum seviyede insan hayatı kapsamında ele alarak düzelteceğiz diyelim. Şimdi Akdeniz Belediyesi diyeceğiz. Evet, demiştik, belediyelerimiz, vatandaşımız, herkes, bütün Türkiye, hatta bütün dünya şu anda seferberlik ilan etmiş durumda. Mersin'e ait ilçelerimizden Akdeniz Belediyesi de, merkez belediyelerden Akdeniz Belediyesi de desteklerine devam ediyor. Hem Mersin'de yaşayan vatandaşlarımız için, o süreci yaşayan, o korku yaşayanlar için burada da çalışmalar yapılıyor tabii belediyelerimiz tarafından, ama en çok da deprem bölgelerinde, yani o 10 ilde enkaz çalışmalarının yapıldığı yerlerde biraz daha fazla emek sarf ediyorlar ki öyle olması gerekiyor zaten. Biz burada bir şekilde kendimizi idare edebiliyoruz ama oradaki insanların daha çok yardıma ihtiyacı var. Akdeniz Belediyesi de bu kapsamda deprem bölgesine desteğini sürdürdü.
Şu an Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binasının önündeyiz. Arkamda gördüğünüz tır buradan Hatay Kırkan'a gidecek ve Akdeniz Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Gültak'la birlikteyiz. Sayın Başkan, önce geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sizler de duyarlı belediyeler olarak depremzedelere, depremde zarar gören bölgelere yardımlar ulaştırdınız, personel yardımları ulaştırdınız, iş makineleri ulaştırdınız. Neler söyleyeceksiniz? Bir değerlendirme yapacak olursanız. Şu anda arkada ısıtıcıları görüyorum. Evet, bir tırımız şu an yola çıkacak. Genelde ısıtıcı, su, battaniye, kadın ve bebeklerle ilgili hijyen setlerini arkadaşlar dolduruyorlar. Her gün 2-3 tırımız bu şekilde doluyor. Akşam ve yarın 40 bine yakın ekmek gidecek. Ekmekleri de standarta bindirdik. Günlük olarak ekmek yollayacağız çünkü ekmek ihtiyacı da oluyor. Yakıt ve elektrik sıkıntısı olduğu için bölgede. İlk günden beri yaklaşık 30 tane fen işlerinde uzman, yetkili, işini bilen personel, eskavatör, tırlar, lodurlar, kesiciler, birçok şey yolladık. Az önce yine bakım onarım, çünkü oradaki çalışan tesisatlar bozulabiliyor. Onunla ilgili bakım onarım setleri ve onunla ilgili tamirat yapacak uzmanlıktaki çalışanlarımız ve birçok aleti de ve tesisatı da az önce de fen işlerinden yolladık. Tabii bu afet dünyadaki en önemli afetlerden bir tanesi. Tarihe geçti. Kötü bir anı olarak geçti maalesef. Yani dünyanın hiçbir yerinde bu kadar vilayeti vuran, 4-5 ülkeyi ilgilendiren bir afet daha duyulmadı. Büyük bir afet ama devletimiz de büyük. Sayın Cumhurbaşkanımız da şu an bölgede, bakanlarımız, valilerimiz bölgede, kısmi olarak belediye başkanlarımız, yetkililer bölgede, bizim ekiplerimiz bölgede. Çalışıyoruz. Büyük bir milletiz, büyük bir devletiz. Bunun altından kalkacağız. Yardımlar gidiyor, hızlandı. Şimdi inşallah İstanbul'dan iki gemi geliyor. O gemilerin içinde yine birçok aletler ve yaşam üniteleri var. İskenderun limanına yanaşamadığı için az önce bize ulaştılar. Mersin limanına yanaşacak. Yine onların da koordinasyonu, buradan yola çıkarılması, Hatay'a ve Antep'e götürülmesi konusunda da arkadaşlarımız şu an çalışıyor. Gemi yanaştığı andan itibaren o tesisatta yapıyoruz. Tabii Akdeniz Belediyesi olarak sadece kendi imkanlarımız değil. Dedim ya, İskenderun'daki yangından kaynaklı birçok gemiyle gelen yardımlar da Mersin'e yanaşıyor ve bunların da koordinasyonunu belediye olarak, valilik olarak, kaymakamlık olarak beraber yürütüyoruz. Yapacağız, yapmak zorundayız. Bugünler birlik günü, beraberlik günü. Ama ister istemez tabii şunu da söylüyorum. Seçildiğim günden beri Mersin'den büyük sorunun imar sorunu, kaçak inşaat sorunu ve kentsel dönüşümün mutlaka olması gerektiğini söylüyorum. Ülke olarak buna hazırlıklı olmalıyız. Deprem dünya gerçeklerinden bir tanesi. Olacak. Yani depremi engelleyemezsiniz. Olacak. Siz ne yapıyorsunuz? Dolayısıyla biz Akdeniz Belediyesi olarak kentsel dönüşümü önemsiyoruz. Bine yakın konut yaptık. Ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Önemli olan bu, şehri hazırlamak. Bu konuda da elimizden geldiği kadar kaçak yapıya izin vermiyoruz. Kaçak yapılaşmaya izin vermiyoruz. İnsanlarımızı uyarıyoruz. Antep'te, daha doğrusu 10 ilimizde vefat eden binlerce vatandaşımız var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Şu an Mersin Şehir Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi'nde yatan, ameliyatı olan hastalarımız var. Acil şifalar diliyorum. Toros Devlet Hastanesi'ne özellikle bizim bölgemizde olduğu için çadır ve diğer destekleri de veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Büyük bir ülkeyiz. Dediğim gibi yaralarımızı saracağız inşallah. Ve bundan sonra da bu tür afetlerde daha çok nasıl başarılı oluruz? Daha çok nasıl hızlı hareket ederiz? Ve bu kentsel dönüşüm projelerini daha çok arttırmamız gerektiği belli. İnşallah Cumhurbaşkanımız ve ekibi, sayın bakanlarımız orada. Bununla ilgili planlamaları yapacaklardır. İktidarımız, devletimiz bu sorunu çözecektir. Biz de şu an acil olan konularda yaraları sarmaya devam edeceğiz. İnşallah biz de bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Evet başkanım, bir yandan depremzedelere buradan yardımları organize edip gönderiyorsunuz. Bir yandan da toplama merkezleri oluşturuldu. Mersin'de hissetti biliyorsunuz. Yani Mersin'de çok derinden hissetti depremi. Burada toplanma merkezlerindeki de çalışmalarınızla ilgili bilgiler alabilir miyim? Evet. İlk iki gün sıkıntılıydı. İnsanlar evlerine girmedi. Tüm kültür evlerimizi, mahalle evlerimizi, millet bahçemizi, birçok
birçok tesisimizi açtık. Hatta ana binamızı açtık. Burada da insanlara çorba, aş, kumanya verdik. Yatış imkanı sağladık ama şimdi yeni bir görevimiz daha başladı. Özellikle Hatay, Osmaniye, Maraş bölgesinde Mersin'de akrabalar olan çok insanlarımız var. Akın akın insanlar geliyor. Valilikle birlikte, kaymakamlıkla birlikte otellere ulaşabildiğimiz sosyal tesisleri de açtırıyoruz. İktidarımızla birlikte bu alanda gelen insanları da yerleştirmeye çalışıyoruz. Bizim de kendi tesislerimizi şu an açmış durumdayız. Gün onlara da yardım etme günü. Çünkü bu insanlar orada evlerinden oldular, imkanlarından oldular. Bütün burada özel sektör ve iş adamları da bize destek oluyor. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. O insanları da barındırıp onlara da sıcak bir yuva sağlamamız gerekiyor. Çünkü artık evleri yok, barınacak alanları yok. Buradaki akrabalarıyla birlikte biz de ve valimiz de, kaymakamımız da, devletimiz de, iktidarımız da o insanlara kucak açmış durumdayız. Mersin'de de hala evlerine girmeyen vatandaşlara da benzer hizmetleri devam ettiriyoruz. Peki başkanım, vatandaşların da destekleri söz konusu oluyor. Onlar da az önce de gördük, mesela battaniye getirdiler. Evet, dedim ya, özel sektörden, vatandaştan çok gönüllü oluyor. Yalnız tüm ulusal kanallarda seyrettiğimiz gibi koordinasyon çok önemli. Gelin burada, eski tıp fakültesinin orada müdürlüğümüz var. Ekiplerimiz 24 saat çalışıyor. Sabah akşam hiç dinlemeden tırlarımız ve kamyonlarımız çıkıyor. Mutlaka bu bölgedeki müdürlüğümüze gelsinler, imkanlarını getirsinler, belediye telefonlarına ulaşsınlar, şahsi telefonuma ulaşsınlar. Bir şekilde biz beraber organize edelim isterlerse. Çünkü aksi takdirde trafikte, yoğunlukta veya organizasyon sıkıntısından kaynaklı problemler yaşıyoruz ve yardım yapalım derken diğer yardımların gitmesini engelliyoruz veya ihtiyaç olmayan malzemelerin gitmesini sağlamış oluyoruz ki bu da orada yeni krizleri doğuruyor. Bu konuda Akdeniz Belediyesi tüm gönüllerin hizmetinde, bize ulaşırlarsa biz organize edip buradan en iyi şekilde yardımların afet bölgesine gitmesini sağlarız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi en çok da ihtiyaç duyulan ısıtıcı, çünkü orada hava koşullarıyla da mücadele ediliyor aynı zamanda. Depremzedeler ve orada depremde mahsur kalan vatandaşlarımızı, göçük altında kalan vatandaşlarımızı depremden kurtarmaya çalışan ekipler de çok zor durumlar yaşıyorlar. Bir yandan da kötü hava koşullarıyla da mücadele ediyorlar. En çok da tabii havanın etkisiyle birlikte ısınma, barınma gibi noktalarda işte yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tabii az önce başkanımız aslında güzel bir konuya değindi, doğru bir konuya temas etti. Çünkü herkes kendi başına bir kamyon doldurup, yardım kamyonu doldurup yola çıkıyor. Yollar, trafik çok yoğun, çok sıkışık, araçlar geçemiyor. Bu tür koordinasyonları belediyeler yaparlarsa, belediyelere getirirlerse vatandaşlarımız, belediye vasıtasıyla bu koordinasyon sağlanırsa hem trafikteki akışı sağlamış olacağız hem de bir an evvel ulaşmasını sağlayacağız ki artık her geçen saniye çok önemli diyoruz. Evet, şu an tır hala doluyor sevgili izleyicilerimiz. Birazdan bu tır da yola çıkacak. Hatay Kırıkhan'a gidecek sevgili izleyicilerimiz ve Hatay Kırıkhan'da birçok vatandaşımıza ulaşacak. Az önce vatandaşlarımız da katkıda bulundular. Hepsine teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi belediyelere gelip katkılarını yaparlarsa, desteklerini verirlerse, battaniyeleri, gönderecekleri eşyaları belediyelere teslim ederlerse daha sağlıklı bir şekilde ulaşacak diyelim.